Quaresma çok kötü vurdum. Galiba kötü vurdum derken süper bir gol. Süper bir gol geliyor. Abi FIFA Mobile'de herhalde ya attığım en uzak frikik golü. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray ve bugün sizlerle birlikte gerçekten çok çok efsane bir FIFA Mobile videosuyla daha beraberiz arkadaşlar. Bugün yarın oynanacak yani pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe vs Beşiktaş videosunu FIFA Mobile'e uyarlayacağız. Bakalım kim kazanacak burada ve bakalım gerçeği tutacak mı arkadaşlar? Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, efsane bir çekilişimiz var. 25 TL'lik kod veriyoruz. Daha önce Cube TV'den bir tane kod vermiştim zaten. Şu anda görüyorsunuz ekran. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben bir tane kod vermiştim. Şimdi de aranızdan arkadaşlar bu videoyu beğenip yorum atanlardan birisine vereceğim. Yorum olarak maç skor tahmin de edebilirsiniz arkadaşlar. Umarım doğru tahminler edersiniz. Tahmin etmenizin, doğru tahmin etmenizin önemi yok ama siz tahminlerinizi yazın. Ve arkadaşlar Cube TV kullanıcı adınızı yazın. Eğer beni takip ediyorsanız arkadaşlar zaten orada çekilişi kazanma, yani çekilişe katılmış olacaksınız. Çekilişi kazanırsanız ve beni takip etmiyorsanız öyle bir kullanıcı adıyla maalesef arkadaşlar çekilişi kazanamayacaksınız. Her neyse arkadaşlar, Cube TV'den takip etmek, videoyu beğenmek ve yorum yapmak, hemen arkadaşlar aşağıdan bunları yapmayı unutmayın. Ve arkadaşlar biz de hemen videomuza başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen şuradan ben bir sürü oyuncum var. Hemen bunları alacağım. Bir sürü de para alacağım. Çünkü kadroları geliştirmek için bayağı bir para lazım tabii ki. Hemen bakalım. 2 milyon coins'imiz oldu. Ve şimdi arkadaşlar, şimdi ilk olarak Fenerbahçe'nin kadrosu bu şekilde görüyorsunuz. Ve Beşiktaş'ın da kadrosu bu şekilde. Arkadaşlar bu arada sizlere çok fazla teşekkür etmek istiyorum. Bana attığınız beğeniler sayesinde videolarım önerildi. Ve bana abone olmanız sayesinde ben bunu kazandım arkadaşlar. Çok fazla gösteremiyorum bu arada ama çok teşekkür ediyorum sizlere. Gerçekten çok duygulandım geldiği zaman. Bir de değişik bir mesaj yazmış Suzan diye biri. Her neyse, gerçekten çok duygulandım. Çok mutlu oldum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz adamsınız. İyi ki varsınız. Benim ailem olup beni yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün de 15.00'da Cube TV'de yayındayız. Orada da beni yalnız bırakmayın. Hemen aşağıdan gelin. PUBG Mobile turnuvaları ve FIFA Mobile oynayacağız. Aşağıya gelin. 6 saatlik bir yayın olacak. Hani gün içinde izlediğiniz her an gelebilirsiniz. Neyse arkadaşlar, lafı fazla uzatmadan hemen buradan devam edelim. Hemen burada çalıştır diyorum. Ve arkadaşlar buradan basacağım abi. Bütün her şeyi, bütün oyuncuları basacağım. Tamamdır. 116.000 coin ise bunu hemen hızlıca gördüğünüz gibi geliştirdik arkadaşlar. 80'lik Burak Yılmaz'ımızı geliştirdik. Quaresma'mız zaten gelişmiş durumda. Hemen orta saha kısmımıza geliyoruz. Evet, buraya da 112.000 coins verdik. Hepsine 100'er bin coins veriyoruz. Maşallah, gerçekten çok büyük sıkıntı olacak benim için. Ben nasıl çıkacağım bu işin içinden hiçbir fikrim yok. Evet, bu da arttırıldı arkadaşlar. Bu arada ben bu video için 2 milyon civarında coins harcadım. Hala da harcamaya devam ediyorum. Yani arkadaşlar şöyle yapalım. Yani bayağı bir zarar edeceğiz. Geçmiş olsunlarınızı alırım. Yani geçmiş olsun amaçlı sadece videoyu beğenin. Aynı zamanda çekilişe de katılmış oluyorsunuz yani. Bence katılın yani, şansınızı bence deneyin arkadaşlar diyorum ben. Caner Erkin'i de beşken arttırdık ama abi vallahi hayır alamet. Gidiyoruz. Bu arada bu adamı da artık Türk gücü kadromuza alacağız. Coins'im yetmeyecek. Bunu fark ettim şu. Galiba coins'im yetmeyecek. Dalga geçmiyorum ha. Galiba coins'im yetmeyecek bu arada. Ben çok rahat her şey gidecek sanıyordum. Antrenman, ne antrenman XP'si kaldı, ne oyuncu kaldı. Hiçbir şey kalmadı abi. Şu seri için arkadaşlar lütfen beğenin bari videoyu. Hani bütün coins'imi buna harcadım. Şu anda bütün oyuncularımı sattım ve bütün coins'imi buna harcadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 88, yani 113 kimyalık bir takımımız olmadı. Daha bu da varmış. 120 kimyalık bir takım oldu, 88 yenlik. Hemen buraya geliyoruz ve Fenerbahçe'yi de aynı şekilde yapalım bari arkadaşlar. Bu da böyle kalmasın. Hemen abi oyuncu kalmadı ama umarım yetecek yani. Hemen hızlıca Fenerbahçe oyuncularını da basacağım. 9 yani yükselteceğiz. Abi 256 bin coins bastık. Para yetmeyecek. Vallahi param yetmeyecek. Arkadaşlar paramın yettiği kadar kabul edin. Gerisini kusura bakmayın ama yetmezse vallahi kusura bakmayın cidden arkadaşlar. Bakalım abi, umarım yetecek yani bu arada. Yetmezse sıkıntı olacak. Denk bir mücadele de olmayacak eğer yetmezse. Umarım yeter ya. Gerçekten yetmesi lazım. Az da bir oyuncu var aslında, yeter bence ya. Umarım yeter yani, sıkıntı olacak yoksa. Çok hazırlandım bu videoya, her şeyi hesaplamıştım. Ben bu kadar para gideceğini hiç hesaplayamamıştım arkadaşlar. Gerçekten bu kadar para gitti. Ama bunu da 88 rating yaptık nasıl olsa. Bu oyuncu yerine de arkadaşlar Trezeguet'i alacağım. Bununla gol atmamız yasak olsun ama bu oyuncu yerine de bunu almış oldum. Bu sefer de takım 89 yen oldu. Böyle de bir sıkıntımız var ama kimyası falan düşük zaten. Her neyse arkadaşlar, Fenerbahçe vs Beşiktaş maçımıza hemen hızlıca başlayacağız. Şimdi mücadeleler kısmına geliyoruz. İlk olarak bir dakika, Fenerbahçe kadrosunu aktif yapmadık. Arkadaşlar şansımıza Fenerbahçe denk geldi. Bakalım neler olacak. Atabildiğim kadar gol atmaya çalışacağım her iki maçta da. O yüzden hızlıca oynamam lazım abi. Çabucak oynamam lazım. Trezeguet şimdi. Andrijev. Frey. Ayev. Abi şu Frey Slimani'yi nasıl kesemiyor ben anlamıyorum bu arada ya. Umarım Beşiktaş maçında Slimani yedek bile olmaz abi. Yedek olursa çünkü yanlışlıkla falan girer.
O adam rakibe yani Fenerbahçe'ye karşı defans yapıyor çünkü. Ben de arkadaşlar Fenerbahçeliyim ama bu videoda hiçbir şekilde bir şey yapmayacağım ve bu videoda da aynı zamanda tahmin yapmış olacağız arkadaşlar. Şu anda mesela Fenerbahçe bir farkla önde ama daha Beşiktaş'ın maçı oynanmadı. Fenerbahçe'nin de daha dakikaları tamamlanmadı. Ama erken gol bulmamız güzel oldu. Hadi bakalım. Frek, Andre Ayew çekemedik topu. Hadi bakalım. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar umarım. Zayt bu arada 71 genden yükseldi. Bütün coin isim bitti abi yeter ya gerçekten. Coins harcamaktan artık yoruldum ben. Bu kadroları çok uzun süre boyunca kullanırız o zaman ya gerçekten. Bütün coins bitti. Hasan Ali şimdi. Barış Alıcı. Moses çok güzel aldı. Victor Moses. Çekti topu yukarıya doğru çok iyi. Victor Moses. O aşağıya da çekti. Moses topa vurdu. Abi savunma nasıl? Gerçekten Şikirtel. Kendi takımını kazanmasını istemiyorsun. Şikirtel ne yapıyorsun? Yanlış tarafı koruyorsun Şikirtel. Trezeguet. Zykes. Abi Trezeguet'in asist yapması da yasak olsun bu arada. Asist yapmaya çalışırsa hani bir daha pas atmamız gereksin derse. Frey. Şut ve gol. Frey 82 rating. Gerçekten Frey'den güzel bir gol geldi. Şutları iyiymiş Frey'in bak. Beğendim Frey'i. Frey ile şut deneyerek arkadaşlar daha fazla gol atmaya çalışabiliriz. Hızlıca devam edelim. Zykes. Frey. Arkadaşlar bu adamın da tam olarak nasıl okunuyor bilmiyorum ama galiba Zykes diye okunuyor. Michael Zykes mi? Tam olarak telaffuzunu da bilmiyorum ama adı Zykes işte. Evet, Victor Moses. Arkadaşlar 15.00'da yayına gelmeyi unutmayın. Mehmet Topal. Mehmet Topal uzaklardan vuracak. 60'lı bir tane. Mehmet Topal kaçırdı. Mehmet Topal Avrupa maçında attığı gol gibi bir gol denedi. Ama bu sefer yine ters ayağına denk geldi aslında ama niye atamadı bilmiyorum. Gerçekte atıyor adam oyunda atamıyor. Gerçekten ilginç bir durum var. Neyse Mehmet Topal'la bir daha denk gelirse deneriz. Zykes güzel defansif müdahale yaptı. Trezeguet, Mehmet Topal ve Frey. Frey'in az önce çok güzel bir şutu vardı. Yine plase vuracağım. Çok güzel geldi çünkü top. Direkten döndü abi. Frey ne yaptın? Frey ne yaptın? Gerçekten anlamıyorum Frey seni. Beşiktaş'ın kadrosu bu arada süper duruyor. Beşiktaş'ın kadrosuyla oynamak için sabırsızlanıyorum. Umarım Fenerbahçe kazanır ama Beşiktaş da kazanırsa Beşiktaş kazanacak yani. Yapacak bu konuda bir durum yok. Andre Ayew geçemedi. Zaks şu topu al abi. Şu topu alın artık. Lütfen. Evet Trezeguet aldı. Trezeguet ver abi pası. Sen de pas ver. Trezeguet'den pasla gol olması yasak çünkü. Frey. Frey çek abi topu. Frey çok güzel bir şut denemesi olmadı. Bir daha vurdu bir daha olmadı. Allah kahretmesin Frey ya. Frey defanstan geçiremiyorsun. Moses'la birazcık deneyelim. Moses biliyorsunuz arkadaşlar Süper Lig serisinden zaten adam bayağı iyi oynuyor. Ama Mehmet Topal'ın pası geçmedi. Mehmet Topal pasta atamıyorsun. O kadar buz bastık hepsine vallahi billahi. Boşuna mı bastık anlamadım ya. Sadık alır o topu. Sadık alıyor abi. Sadık bayağı 67 genden yükselttik adamı. Ya madem beni bu kadar yükselttiniz diyor. Ben de oynayayım diyor resmen. Süper Lig serisinden onu da biliyorsunuzdur. Bugün bayağı Süper Lig serisini konuştuk. Frey geçemedi. Ulan var ya. Hadi abi şu topu al. Çok güzel. Isla çok güzel kaptı. Frey artık geç ya. Çok iyi. Şikirtel'i geçtiysek diyeceğim ama Şikirtel peşi bırakmıyor ki abi. O kadar yavaş adam gerçekte. Frey, Frey, Frey. Evet abi Frey gerçekten bugün bizi taşıyacak. Umarım Beşiktaş maçında da oynayıp bir gol falan atar. Güzel olur arkadaşlar maçın seyir zevki açısından da. Mesela rakip Fenerbahçe'de Slimani var. O yüzden rakip Fenerbahçe şu an gol atamıyor. Ama ben tabii ki almadım onu abi. Tabii ki alırdım aslında Avrupa kartını. O zaman paramın yeteceğini de sanıyordum zaten. Lan var ya para bitti ha. Neyse bu adamların boostlarını bir şekilde kullanacağız zaten. Bir şey olmaz. Trezeguet, Frey, Andrajev. Şöyle bir pas. Abi bu adam niye Trezeguet ya? Trezeguet forvet de olunca arkadaşlar gerçekten yapacak bir şey kalmıyor. Her neyse. Bir kere daha ilk defa forveti geldi. Onu da kaybettik zaten. Andrajev tek başına aldı şimdi Frey. 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 Ver Mehmet Topal'a. Mehmet Topal şut çek. Ulan Mehmet Topal'a gol atacağım dedim. Bir de atsaydım her şey çok güzel olabilirdi. Ama maalesef atamadık. Isla şimdi. Moses. Çekti topu. Moses. Çok güzel bir şut. Kaleci Harun Tekin. Bu da Fenerbahçe'nin kalecisi. Lanet olsun ya. Abi yeter. Şikirtel. Şikirtel asarsın sen. Asarsın asamadı. Zykes uzaklardan sert bir şut. Az farklı dışarıda. Zykes vurdu. Az farklı dışarıda arkadaşlar. Maalesef gol atamadık. Keşke atsaydık ya. Güzel gelmişti top aslında. Hadi bakalım. Bu arada Zykes'i Fenerbahçeli olarak ilk izlenimlerime göre beğendim. Eğer merak ediyorsanız onunla ilgili yorumumu. Evet şimdi Slimani abi imkansız bu adam bana hareket. Bu adam bana gol atması imkansız abi. Bu arada bir şeyler yapıyor ha yok. Gerçekte de böyle abi aynen böyle tıpatıp. Evet Fenerbahçe'yle 3 gol attık bu arada. 4. atabileceğiz mi? Atamadık. Fenerbahçe 3 golle kaldı. Beşiktaş eğer 4 gol atarsa demektir ki Beşiktaş bir farkla kazanacak. Eğer Beşiktaş da 3 gol atarsa demektir ki berabere bitecek. Beşiktaş 2 tane atarsa da Fenerbahçe kazanacak ama ben Beşiktaş'ın 2 taneden fazla atacağına inanıyorum.
Quaresma, Burak Yılmaz hangi hareketi yapıyorsun? Abi bu hareket biraz sıkıntı ama neyse, Burak Yılmaz'ın bitiriciliği gerçekten çok yüksek seviyede arkadaşlar. Zaten normal kartta 77 gen. Neyse, Quaresma geçemedi. Quaresma boostu abi full olmayınca adamlar gerçekten çok iyi olmuyor. Dorukhan Tokyoz bu arada Süper Lig serisinde almıştık bunu da. Bayağı bir yükselttik. Buna da bayağı coins harcadık. Kagawa şimdi. Kagawa'nın kartının çıktığını biliyorum ama arkadaşlar gördüğünüz gibi Kagawa'yı alsam Fenerbahçe kadrosunu hiç kuramıyormuşuz. Onu gördük ilginç bir şekilde. Zielinski bu arada ilk dakikalardan gol bulmuştuk Fenerbahçe maçında. Bunda daha bulamadık. Şu topu hızlıca almak istiyorum. Bu arada Roko hala Beşiktaş'ta mı? Yorumlara yazın. Yani baktım Beşiktaş'ta. Gökhan Töre de sezon sonu ayrılıyormuş ama gerçekten abi pazarda kadro, yani Beşiktaş'ın kadrosu boş kalmış. Hani bulamadım yerine oyuncu. Quaresma çok güzel bir şut ve muazzam bir gol geldi Quaresma'da ama abi ben FIFA Mobile'in başından beri, hani bu sene de değil arkadaşlar, geçen senelerde de vardır, Quaresma ile hep güzel jeneriklik goller atıyorum. Yani Quaresma'yı çok iyi kullanabilen bir insan değilim herhalde ama çok iyi goller atıyorum onunla her sezon. Onunla gol atmayı gerçekten çok seviyorum. Neyse hamşik. Hamşik. Quaresma gittikten sonra FIFA Mobile'in bir anlamı benim için kalmayacak. Neyse abi çabuk oyna ya şu oyunu. Lens çabuk kullan abi, çabuk kullan. Abi ne bekledin ya? Vida, Kagawa. Shinji Kagawa alamadı. Hamşik kesti topu. Milik alacak mı Vida? Vida verdi Kagawa. Kagawa verdi Quaresma. Quaresma Burak Yılmaz'a verdi. Burak Yılmaz tekrar Quaresma. Quaresma abi yanlışta pas attım ama güzel bir yere gitti. Gökhan Töre ile gol atmak istemiyorum. Zaten takımdan ayrılacakmış. Çok sevinmezsiniz ama Quaresma'nın gol atmasını sevinirsiniz diyecektim ki Quaresma bu golü nasıl kaçırırsın be? Burak Yılmaz topu alabilecek mi? Alamadı. Hamşik. Kagawa alamadı. Ulan alın şu topu. Şu topu almanız lazım arkadaşlar. Siz de yorumlara dediğim gibi tahminlerinizi ve Cube TV kullanıcı adınızı falan yazın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Callejon abi yapma bunu bana. Abi. Gerçekten büyük sıkıntı. Gerçekten büyük sıkıntı. Umarım sıkıntı olmayacak. Hayır. Vida çok iyi. Kagawa ah. Ulan. Gökhan ne yaptın? Gökhan Gönül tamam. Güzel. Verdi pasını. Quaresma şimdi. Ricardo Quaresma ilerliyor. Son dakikaları ilk yarının gol atmaları lazım. Gerçekten abi Fenerbahçe'ye yetişmek için şu anda bir gol bulmaları lazım. Geçme ihtimallerinin artması için. Quaresma topu taça bıraktı resmen. Geri çektim taça bıraktı. Abi yapma. Bu Napoli nasıl oynuyor? Yapmayın etmeyin. Kagawa aldı topu. Burak Yılmaz sen de al. Abi alman lazım Burak. Burak alman lazım. Burak aldı. Verdi de pası çok güzel. Abi faul vardı. Hakem avantaja bırakmıştı abi. Evet faul çok güzel bir nokta. Quaresma çok kötü vurdum. Galiba kötü vurdum derken süper bir gol. Süper bir gol geliyor. Abi FIFA Mobile'de herhalde ya attığım en uzak frikik golü en son zamanlarda yani. Abi ben seviyorum demiştim Quaresma ile jeneriklik gol atmayı. Ve arkadaşlar kovaladık. Hakem 90 artı 10 verdi artık. İlk yarı artık bitirsin ayıp olacak yani. Hani ayıp olmasa rakibe de gol şansı verecek diyeceğim ama harbiden neredeyse veriyordu. Her neyse arkadaşlar 2 tane şu anda Beşiktaş'la gol atmış olduk. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Beşiktaş'ın kadrosuyla oynamak daha keyifli geldi şu ana kadar. Çünkü rulet yapan oyuncu var abi. Fenerbahçe'de yoktu. Bakalım ama neler olacak. Hadi Moses vardı gerçi Fenerbahçe'de. O da keyifliydi. Hadi bakalım Milik. Roko. Alın. Abi bu arada Napoli'nin defansı gerçekten zorluyor. Abi bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Of Vida kesti. Çok güzel kesti. Gökhan Gönül. Gökhan Töre güzel pas geçer mi? Geçti mi? Abi hakemi rakip oyuncu sandım. Oradan hızlı geçer sandım ama geçmedi. Neyse. Şimdi topu alalım abi artık lütfen. Evet güzel. Ulan topu alamıyoruz. Vida verdi pasını Gökhan Töre. Gökhan Töre'den de bir pas. Quaresma'ya geçecek mi? Geçmedi. Hiçbir top geçmiyor zaten. Quaresma'ya bir daha top geçsin artık. Of of. O nasıl top alış? Quaresma süpersin. Çek topu çok iyi. Quaresma. Quaresma. Ver abi pasını. Burak'a veremedi. Burak'a veremedi abi. Hadi abi. Hadi bakalım. Zielinski. Zielinski topu alacak mı Gökhan Töre? Verdi topu Burak Yılmaz. Burak Yılmaz geçemedi. Ulan abi gerçekten anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Zielinski. Şu topu al artık. Çok güzel. Vida verdi pasını Burak Yılmaz. O da verdi Quaresma. 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 Verdi pası tekrardan Burak Yılmaz. Burak Yılmaz üstten ara pası. Gökhan Töre şut vurabilecek mi? Vuracak mı? Vuracak. Vuramadı. Quaresma uzaktan kafa vuruşu. Quaresma maçı taşıyor abi. Quaresma maçı taşıyor. Ve Fenerbahçe ile beraberliği sağladı şu anda Beşiktaş. Bakalım abi Quaresma bir şeyler daha yapabilirse. Bence bu 10 dakikada gol bulma şansları var. Hadi bakalım. Dorukhan Toköz. Jermaine Lens. Çok güzel bir pas denemesi. Saçma sapan bir yere attı abi. Lens ne yapıyorsun ya? İleri doğru göndermek istemiştim. Ama ileri doğru göndermedi. Insigne, Gökhan Gönül topu alabilecek mi? Bu arada ilk yarının sonunda attığımız gol gerçekten işe yaramış. Çünkü ikinci yarıda da aşırı zorlandım gol atmakta.
Bakalım abi, Insigne şimdi. Lorenzo Insigne. Gökhan Gönül alamadı topu. Insigne abi, gol yersek bu arada sıkıntı olacak ha. Gol falan yersek aman aman abi, yemeyelim. Lens verdi pası Quaresma. Quaresma'dan Burak Yılmaz. Alabilecek mi? Al, hadi bu arada Burak Yılmaz'a geçsin. Abi geçmedi ya. Burak Yılmaz'a geçmedi. O top geçseydi. Neyse, son bir şans verir misin? Vermedi abi. Hakem ilk yarıyı 10 dakika uzatan hakem ikinci yarıyı hiç uzatmadı. Ve arkadaşlar ikinci maçı da 3-0 yendik. Gerçekten ilginç bir şekilde. Bu arada abi saçım şu an çok ilginç, kusura bakmayın. Hiç alışamadım saçıma. Her neyse arkadaşlar, gerçekten bayağı bir zorlandık. Bayağı bir güzel maç oldu. Bu arada abicim ratinglerine bakacağım oyuncuların. Rakiplerin bakmak istedim. Fenerbahçe 92, bir de 94. Arkadaşlar çok da etkilemez. Zaten Beşiktaş'ın ratingi de yani çok da fark etmiyor. 88 yani Beşiktaş kadrosu. Ve arkadaşlar 89 yani Fenerbahçe kadrosu. Fenerbahçe maçında da arkadaşlar bir tane şeyimiz vardı. Trezeguet ile gol atmak şansımız yoktu. Ve atakta da bir kere top gelmişti yani. Mesela arkadaşlar o şekilde düşünebilirsiniz. Neyse arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Beni izlemeye devam etmek istiyorsanız saat 3'ten sonra izliyorsanız aşağıdan Küp TV'ye gidebilirsiniz. Ve takip ettikten sonra zaten bildirim geliyor saat 3'te yayın açınca. Birazcık sabredip 3'te de bekleyebilirsiniz. Her neyse arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Etrafta çıkan videoların herhangi birisinden abone olabilirsiniz. Videolardan abone olmuyorsunuz. Videoları tıklıyorsunuz, abone butonundan abone oluyorsunuz. Hala abone değilsen sen de abone ol. Ve şunun daha iyisini kazanmamıza yardımcı ol. Hadi bay bay, görüşmek üzere. Sizleri gerçekten çok seviyorum.